Doktor Gülay Özgen'le birlikteyim. Ben aslında kendisini tam 6 yıl önce Bloomberg HD kanalında Başarı Hikayeleri programında konuk etmiştim. Ondan sonra da izini sürdüm. Çünkü çok başarılı tıp doktoru ve girişimci. İkisi bir araya biraz zor geliyor. Daha doğrusu bizim kafalarımızda zor geliyor aslında. Tam da istediğimiz nokta ve keşke sayıları çok olsa. Gülay Hanım farklı uzmanlıkları da olan birisi ve zaten ben hemen kendisine döneceğim. Tekrar merhaba diyorum. Tam Merhaba 6 yıl Yaprak sonra. Hanım. O gün Kagider'in siz ödülünü de almıştınız. O vesileyle birlikte Birlikte olmuştuk. olmuştuk. Gelecek vadeden girişimci kadın ödülüydü, değil mi? Evet. Ve bunun da anlamı şuydu aslında. Genetik alanında yaptığı çalışmalarla gelecekte çok iyi noktalara gelebilecek bir girişimci kadın olarak görülmüştü ki zaten Doğru. bugün de kendi iş yerinde ve bir laboratuvar diyelim, iş yeri demeyelim burayı, Genetik tanı klinik merkezi aslında. genetik tanı Sağlık merkezi. Bakanlığınca genetik tanı merkezi diye ruhsatlandırılıyor. Ve burası şu anda bir genetik tanı merkezi. Peki, şimdi tıp doktoru dedim ama dahası var dedim. Hani böyle adım adım gidelim ki bana bir anlatın. Tıp doktoru ve sonrasına ne koydunuz ve siz neden buraya geldiniz? Yani böyle her tıp doktoru gönül ister ki yapsın bir girişim. Evet. Peki sizi getiren o eğitimi duraklarını alayım ben önce. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdikten sonra aslında Cerrahpaşa'da okurken biraz psikiyatri uzmanı olmak amacıyla okumuştum. Cerrahpaşa'da biraz psikiyatriden çok etkilenmiştim. Fakat psikiyatriyi yaparken, psikiyatriyi denerken orada gördüm ki empatim, daha doğrusu karşıdaki hastanın veya hastalık geçiren insanın duygularını çok fazla aldığım için ve böyle bir negatiflik de bende kaldığı için bunun yani çok seviyorum, çok yeteneğim var psikiyatriye ama benim kendi sağlığım açısından çok uygun olmadığını keşfetmiştim. Onu keşfettikten sonra bir dönem ne yapacağım oldu ve hani çok fazla klinik, hani rutinle uğraşan bir klinik de yapmak istemedim. Evet, tıptan çok çok etkilenmiştim. Tıbbın yeniliği, akademik formatı çok hoşuma gitmişti ama yani her gün mesela bir nörolog olup hani felç olmuş birinin bakımıyla üstlenmek, oradaki birazcık da 97'de ben mezun olduğumda tabii ki tıp şimdiki gibi değildi. Daha rutinli yapılacak şeyler daha sınırlı ve daha bazı hastalıklarda sırf bakım vardı yalnızca. Ya öyle olunca da ben de farmakoloji bölümünü seçtim. Farmakoloji bölümünde önce uzmanlığımı yaptım. Ama hep öğrenciyken de genetiğe çok merakım vardı. Şöyle ki hani yani bir hastayı dışarıdan görüp ön tanı koyup sonrasında da laboratuvarda gidip onun ön tanısını onun tanısını doğrulamak çok bana çok hoş İki gelmişti. resim bir araya gelmiyor Evet. galiba, değil mi çoğunlukla? Evet, Bir aynen fotoğraf, öyle. gerçek fotoğrafla, Yani ondan aynen. sonra onun arkası. O bana çok ilgi çekici gelmişti. Hani hastayı görüyorsun, bir ön tanıya gidiyorsun ki o yıllarda 97'de işte 2000'li yıllarda çok da fazla biyoteknoloji ilerlemediği için, genetik bilimi çok ilerlemediği için aslında belli hastalıklara tanı koyabiliyorduk yalnızca ama o tanı konulan kadarıyla bile bana çok ilgili ve çok cazip gelmişti. Onun üzerine de o yıllarda genetik uzmanlığı yok. Hani uzmanlık öğrencisi alınmıyor ve bize de bütün hayatımız boyunca bütün tıp fakültesi hayatımız boyunca yalnızca doktorlar uzmanlık yapar gibi bir izlenim vardı. Ve ben farmakoloji uzmanlığımı yaparken doktora yapmanın da bir başka uzmanlık yolu edinmenin bir şey olduğunu keşfettim. Ve onu keşfeder etmez de hemen genetikte doktoraya, tıbbi genetikte doktoraya Nerede başvurmuş yaptınız oldum. doktorayı? Cerrahpaşa Çapa yine İstanbul Üniversitesi Çok ortak güzel programı. yani Evet, aslında evet. her türlü olanak varmış ama oraları tercih edenler azmış. Aslında belki de Hayır, biraz çünkü bize bilgi verilmemiş aslında. Birazcık anladım. da farkındalığımızın olmadığı için bu olmuş bence. Çünkü benim gibi biz 350 kişi mezun olduk tıp fakültesinden. Yani bunun hani doktoranın da bizim için bir uzmanlık, sırf akademik hayat değil, aynı zamanda bir şeyleri öğrenmenin de bir yolu olduğunu hani bize direkt söylenmedi. Bütün derslerimizde herkes uzmanlık sınavına doğru, Doğru hazırlanır, değil mi? evet, doğru hazırlanıyordu. Kaç yıl doktorluk yaptınız? Ondan sonra kaç yıllık girişimcisiniz şimdi? 97 mezun olduğuma göre 21 yıllık doktorum.
9 yılı da doldurdu laboratuvarımız, genetik tanım merkezimiz. 9 yıldır da bir girişimciyim. Evet. Yani herhalde kolay bir şey değil bu 9 yıl. 9 yılı bir su gibi akıp geçmiştir eminim. Çünkü çok şey yapıyorsunuz ama mutlu musunuz? Bu soruyu bilinçli soruyorum. Evet, çok zor bir soru. Yani girişimci olarak mutlu musunuz? Yani kendi istediklerimi ve bu topluma yararlılık sağladığımı düşündükçe mutluyum. Ama şüphesiz ki girişimci olmak, yani ben girişimci olduğum zaman Türkiye'de girişimcilik kavramı bile bu kadar yaygınlaşmamıştı. Evet. Ben girişimci olayım diye girişimci olmadım. Yalnızca kafamda yarattığım bir hayal vardı. Bu hayali gerçekleştirmek için aslında bu yola girdim. Bunun girişim olduğundan gerçekten o yaşta uzman doktor, doktora yapmış falan girişim lafından haberdar değildim maalesef. Hani evet, yani keşke olmuş olsaydım. Ben aslında bunu çok iyi anlıyorum. Çünkü bir başka girişimciyim ama tabii biz teknoloji sektöründe ya da bilgi teknolojilerinde olmadığımız için yaptığımız girişimler girişim gibi de durmuyor. Evet. Ama çok zor bir serüven olduğunu. Bir kere her şeyden önce bir macera perest bir ruhunuzun olması gerekiyor değil mi? Risklere girmek evet, gerekiyor. Riskleri bile risk olarak görmemek gerekiyor belki. Gerekiyor hani o şeye o kadar inanıyorsunuz ki bu risk değil, kolaylıkla halledilebilir gibi, o benim başıma gelmez gibi bir algı oluyor. Bu olmaz. Zaten bu benim başıma gelir deseniz zaten ya, zaten yapmazsınız. Ama evet. Sizinkisi çok hoş bir şey. Başımıza gelecekleri aslında söylüyorsunuz. Siz burada bizim gelecekte başımıza gelebilecek olanları söylüyorsunuz ama evet. Diyorsunuz ki girişimci olarak eğer başıma gelecekleri bilseydim belki... Belki de yapmayabilirdim. Yani evet, belki de. Şimdi bizim genetik testleri sunarken hani konuştuğumuz gibi genetik test şunu yapalım bu olacak mı dediğimiz zaman hani herkes olumsuz abi bu benim başıma gelirse dediği anda o genetik testi yaptırmaktan vazgeçiyor. Neden bu alana? Neden bu alana girdim? Aslında biz şu anda çok çok şeyler yapıyoruz. Yani hani saydığınız şeylerde hani neden bir iz bırakmak mı? Yani öncelikle hani tıptaki değişimi fark ettim. Ta 10 sene önce bile tıbbın nereye gidebileceğini keşfetmiş oldum. Biraz öngörülü davrandım galiba. Çünkü dedim ki hani o yıllarda yalnızca genetik tüp bebekteki embriyo analiziyle gerçekleşiyordu. Fakat o zamanki vizyon ve hani görüş açımla dedim ki ya bu yalnızca burada kalmayacak. Bunun kanseri var, başka sağlıklı yaşamı var hani gibi şeyleri düşünerekten ben bunu yapabileceğim kendi bağımsız bir yer olmalı. Ve tabii ki bunları yaparken de biyoteknoloji sektörünün de Türkiye'de gelişip bizim buradaki ham maddeleri de üretebiliyor olmamızı sağlaması gerektiğini düşünüyorum aslında. Biz öncelikle evet biyoteknoloji sektöründe hani bu tanılarda kullanılabilecek kit, prototip kit üretme aşamamızda oldu. Öyle bir prototip kit de ürettik. Bununla ilgili mesela talasemi tanısını embriyoda yapmak için bir prototip kitimiz bulunuyor. Fakat bunu seri olarak üretip yani seri bir şekilde satmaya başlamadık. Çünkü biz bir genetik tanı merkeziyiz aslında. Bunu yani bu işleri yapan biyoteknoloji firmalarının olup biyoteknoloji firmalarının bunları yapması bayrak gerekiyor. Bayrak yarışı gibi yani aslında. Aynen birileri öyle. Tanıyı koyacaklar öbürleri ürünü öbürü de evet o ürünü seri olarak üretip diğer bu işi yapacak olan dünyadaki diğer bütün merkezlere satabiliyor olması yani lazım. Yani siz şimdi tek bir yerde mi buluşturmaya çalışıyorsunuz aslında böyle? Aslında benim öyle bir amacım yok. Yalnızca oradaki eksikliği gördüğünüz zaman hani bir şeyin eksik olduğunu görüp bir el atmaya çalışırsınız. Giriyorsunuz. Evet o zaman onu mecburen hani bakın böyle bir şey de var demek için yaptık aslında. 6 yıl önce tam neredeydiniz sizinle konuştuğumuzda bugün neredesiniz? Valla 6 yıl önce 3 kişi çalışırken şu anda 14 kişi çalışıyoruz genetik tanı merkezimizde. Bu da büyük bir şey diye düşünüyorum açıkçası. Büyüme bizim olarak evet, büyüme. Görebilir mi? Evet. Yani herhalde o 14 kişi hepsi özellikli yerlerden evet. Mezun olmuş olan evet, kişiler evet. Değil mi? Evet, hepsi kim? Moleküler biyolog ya da biyolog, masterlı, doktoralı birçok arkadaşımızla birlikte çalışıp hani bu hani tanı verme işini en doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz ve de mesela işte hani yeni alanlara da girmeye çalışıyoruz aynı zamanda. Bir tek hani rutin genetik tanıda değil, başka neler yapılabilir? Yani bütün amacımız aslında birazcık da sosyal, yani hayatta bir iz bırakabilmek diye konuşuyoruz. Bu izimizi hani işte nasıl bırakabiliriz? Biz bu işi bu Türkiye'de... Bu sizin hayaliniz mi? İz bırakmak. Yani, yani bence hani girişimciliğinizi birazcık deşmeye çalışıyorum da onun için. Evet, muhtemelen öyle. Bir de yapılmayan hani yani sürekli biz Türkiye'den yurt dışına bir şeyler gönderiyoruz.
Bunun aslında ne burada gönderiyoruz? Yani örneklerimizi gönderiyoruz. Yani her örnek göndermek demek Türkiye'nin datasını göndermek demek. Bizler bir de bunu işlemeye, Türkiye'de işlemeye başlamazsak eğer, hani Türkiye'deki insanları da bu bilgileri alıştırmazsak biz ömrümüz boyunca hep bunları yurt dışına yollayacağız. Yani, oysa burada yapılabiliyorlar. Oysa burada yapılabiliyor. Bu toplumun ne kadar pırıl pırıl gençleri var. Bu gençleri burada tutabilir. Yani tersine beyin göçünü de sağlamak için de bunun aslında bu şekilde buralarda da yapılabilmesine alışmamız gerekiyor. Üniversiteyle işbirlikleriniz var mı? Mutlaka vardır ama hangi oranda olduğunu merak ediyorum. Çok yüksek oranda olmuyor. Hani yalnızca proje bazlı yapabiliyoruz. Biz bir de yaptığımız ürünleri onlara götürüp hani tanıtıyoruz veya hatta onlardan geri dönüş istiyoruz inceleyip bize geri dönmeleri hakkında. Bu sanayiyle üniversite arasında bir kopukluk olduğu her zaman söylenir, dile getirilir. Sizinle de aralarında var galiba değil mi? Böyle bir şey aldım. Yani sanayi üniversite, evet yani mesela birçok öyle fonlar da var sanayi ve işte üniversite işbirliği yapıp fonları alsın diye ama yani işte açıkçası bizim tam olarak bunu net yapabildiğimiz bir üniversite olmadı diyeyim size. Anladım. Hani gönül tabii ki bunu istiyor ama maalesef hani Türkiye'de şu anda en uygulanabilir teknoloji yine sanayi tarafından uygulanıyor. Diyelim ki Amerika'dasınız, böyle bir şey yapmaya yeltendiniz. Üniversitelerde size var mı yer yani böyle bir şey yoksa gidip de gene böyle dükkanınızı ya da laboratuvarınızı, kliniğinizi başka bir yerlerde açar mısınız? Nedir? Ya yani Amerika'dakiler tabii ki daha çok teknoparkta bu insanlara yer açıp ve de arkasından da bu insanların orada ürettikleri know-how'u üniversitelere gelip anlatmasını isteyen bir sistemleri var. Yani bilginin aslında buluştuğu, evet, bilginin buluştuğu sistemler oluyor. Bizde öyle değil. Birincisi neden biz hani genetik tanı merkezi olduğumuz için yani Teknopark'ta da olabilirdik ama ben mesela burada sürekli çalışan biri olduğum için bana üniversitede gidip ders vermemi veyahut da üniversiteyle öyle bir iletişim halinde olduğumu yasaklayan yönetmelikler var maalesef. Hani yaptırımı olan yönetmelikler. Anlatamıyorsunuz yani çocuklara. Burada evet ben onu hani yalnızca üniversitelerden bazen yani bazı işte öğretim üyesi arkadaşlar var onlar beni çağırıyor. Gidip misafir. Kariyer günlerinde misafir olarak onlara ne anlatıyorum çocukların şey. Yani, soruları oluyor. Oysa evet. Siz burada birebir insana dokunuyorsunuz ve onlardan elde ettiğiniz bilgilerle bir yorum yapabilirsiniz. Yoksa hani kimseyi herhangi bir şekilde tabii suçlamak ya da farklı bir noktaya getirmek istemiyorum ama ders kitabından ders anlatmakla sahadan şüphesiz ders anlatmak aynen herhalde buluşmalı zaten, bir yerde. Bir evet dengesi olmalı bunun. Yani zaten o kariyer günlerine gidip konuştuğumuzda hani öğrencilerin buraya gelip burada staj yapmak, burada bir şeyler görmek istediği arzusu. Yani inanın bize bir sene boyunca o kadar çok stajyer başvurusu oluyor ki. Ama 14 kişi istihdam edilen bir yerde kaç tane stajyer var? Aynen öyle. Zaten? Yani en fazla bir hafta. Bir alın, aynen. 4 alın yani. Aynen, ama kesinlikle öyle. Çünkü şey, geriye dönüp baktığınızda girişimci olarak yani bir daha yapardım, bir daha yapardım, iyi ki yapmışım, harikaymış diyor musunuz? Yani mesela bu sene 9. seneyi kutladığımızda geriye dönüp baktığımda bazı şey evet çok zorluklar olduğunu fark ettim ben de bu sene. Çok zorluklar yaşadık. Ekonomik krizler, şunlar, bunun yani bir de sağlık sektörü zaten çok zor bir sektör. Kendi hani kendi kısıtlamaları var kendi içinde. Çok fazla grift bir sektör. Ama geriye dönüp baktığımda evet diyorum. Yani çünkü kendi camiamız içinde baktığımda hani bir daha yaparım diyorsunuz yani. Yılmadım. Bunlar güzel bir şey yani. Bunları aslında yapacak başka yani yapan biri olmadı başka Türkiye'de bunları. Kaç tane ürün var ya da kaç adet hadi size ürün belki kelimesi sizin için tuhaf ama kaç adet bir şey yapıyorsunuz? Yani ürünleştirdiğimiz şeyler var tabii ki testler. Onlar 5 tane ürünümüz var mesela 5 ayrı ürün. Ve Türkiye'de tek yalnız bizim yaptığımız ürünler. Tek sizin yaptığınız. Evet, yalnızca ürünler. Bizim yaptığımız. Peki bunlar ürünler. Mesela Türkiye'de tek siz ama dünyada yapılan şeyler tabii ki, değil mi? Tabii hani ki. Hiçbirisinin ilk burada yapılmışlığı var mı ya da yok, hayır hiçbirinin ilk bir yani ilk burada yapılmışlığı yok ama yok ben şimdi hani Türkiye'nin konumlamasını dünyada yaptığımız an ekonomik olarak siz tabii ki o tip şeylere benden çok daha hakimsiniz. Estağfurullah. Orada şimdi bir Ar-Ge'de ya bir Ar-Ge'de sıfırdan ürün yapmak için o devletin de o toplumsal yapının da Ar-Ge'ye çok yatırım yapıyor olması lazım. Bizim maalesef devletimiz de toplumumuz da
buna uygun bir toplum ve devlet değil. Yani hiçbirimiz temel bilimlere bu kadar çok para yatırmıyoruz. Ve dolayısıyla bir yerde hani sanayi toplumu nasıl gelişebilir diye hani işte birçok örnek var yurt dışında da, Kore var. Yani bizim için, ben Türkiye içinde kopyalamayla sanayi üretilmenin de veyahut da ürün üretmenin de çok da kötü olmadığını düşünüyorum açıkçası. Ama yeter ki üretelim, yeter ki bir şeyler yapalım, bir iş yapılma şeysi başlasın. Yani ben bu ürünleri burada belki kopya ürün gibi veyahut da hani know-how'ı direkt benim değil, bir başka bir şekilde öznel, çok özgül değil belki ama yani sonuçta önemli olan bu işim ve de ben Türk datasının burada üretilmesine katkıda bulunuyorum. Yerli, tamamıyla yerli? Yaptığınız her şey tamamen yerli. Hayır, tabii mi? Ki alt, yani işte dediğim biyoteknolojinin en sarf malzemesini mecburen alıyoruz. Çünkü sarf malzemelerini burada üreten yok. Bizim amacımız... Ama üretilebilir. Üretilebilir yani tabii bunu ki. Bunu ben konuşuyorum ve anlıyorum ki sarf malzemelerinin hepsi Türkiye'de üretilebilir. Dışarıdan tabii ki. Onu da almanıza gerek yok. Aynen. Ama bilgi ya da bilgi ama transferi bütün üretilebilen sarf, yerli. Evet, yerli. Yani bir informatik firmasıyla çalışıyoruz, o %100 yerli. Bizim tamamıyla aldığımız, yani cihazlar tabii ki yerli değil ama keşke olsa. Yani cihazlarımız yerli değil ama yani ürettiğimiz bilgiler, yorumlamalarımız hepsi yerli. Şöyle bu soruyu noktalamak istiyorum. Siz genetik taramada tam olarak ne yapıyorsunuz? Yani bu 5 adet denilen, hani bizim ürünleştirdiğimiz dediğiniz şey ne yapar? Bir kişiyi, herhangi birimizin hangi sorunlarına, hangi evrelerine şey, yani birinci olur. Taramamız öncelikle hani işte embriyolojik gelişmeden başlayayım. Hani embriyo aşamasındayken yaptığımız testler var. Çocuk sahibi olamayan çiftlerin hani embriyolarına genetik tanı vererek hangi yani genetik hastalık varsa onu elimine edebiliyoruz. Veyahut da sağlıklı olanı seçebiliyoruz. Embriyo aşaması. Evet. Sonra fetal dönemde, yani burada ne demek? Önceden amniyosentez vardı. Girişimsel yöntemlerle bebeğin DNA'sı alınarak sonuçlarına bakılıyordu. Şimdi onun önüne bir başka sistem daha geçti. Anne hamile kaldığında kan veriyor ve kanından bebeğin DNA'sına ulaşarak bebeğin işte sağlığıyla ilgili yorumlar yapabiliyoruz. Yani yine hayata yeni başlayacak olan bir birey için. Evet. Hani bebek sağlıklı mıdır değil midir? Hani embriyo dedik, fetus bebek, dedik. Evet. Sonra da mesela taşıyıcılık panelimiz var. Bu mesela %100 yerli bir informatik şirketimizle beraber yaptığımız bir şey. Burada da taşıyıcılık paneli var. Türkiye'de en sık rastlanan 130 hastalığı seçtik. Onların mutasyonları ve onlarla ilgili bir taşıyıcılık paneli. Tamam. Bir çift bize geliyor. Ben sağlıklı bir çocuk sahibi olmak istiyorum. Bunun için tarayabileceğimiz bir genetik panel var dediğinde, var mı diye sorduğunda biz ona cevap bu panelimizi önerebiliyoruz. Diye. Evet. Diğeri ise kolorektal kanser tarayıcılığı mesela. Bu aslında ya yani Almanya'da geliştirmiş bir test. Türkiye'de tek uygulayıcısı biziz. Bu da kolonoskopiden önce gereksiz kolonoskopilerin önüne yapaması geçmek yani. Açısıyla. Evet. Burada da yine hasta kan veriyor ve yine dolaşan kanser hücrelerinin metilasyonunu yakalayaraktan o an evre 1 bile hastalık varsa, kanser varsa bunu yakalayabiliyoruz ve hastaya diyoruz ki sizin evre 1 dahi olsa bu testte pozitifliğiniz var. Lütfen kolonoskopiye gidin. Peki. Veyahut da sizde böyle bir hani pozitiflik bulamadık, siz gayet temizsiniz, kolonoskopi yaptırmanıza gerek yok diyoruz. Beşincisi? Herhalde o da kanserle mi? Yani kanserle, evet. Kanser, ailesel olarak kanser şeyi söyleyen yani kişilere de hem yani danışmanlık hem de işte 34 genlik bir panelimizle birlikte onlara da bütün ailesel kanser gen panelini tarayıp onlara bir sonuç veriyoruz. Ailesel olarak yatkın mısınız, değil misiniz? Peki, çok teşekkür ediyorum. Yani en azından bu 5 tane daha doğmadan ama ondan sonra olgunluk evresinde olan bireyin sahip olabileceği hastalıkların aslında önceden teşhis edilmesi, bulunması ve bunlara da tabii ki ilerleyen dönemde çare bulunmasını aslında siz sağlıyorsunuz. Bu açıdan çok teşekkür ederim.